hakkını bu fabrikalara, bu işletmeye veren işçilerin kazanılmış hakkı, en kutsal hakkıdır. O nedenle Şişe Cam işçisi er geç bu talepleri kabul etmek zorunda. Sizler sendikanıza sahip çıkınca, sizler birliğinizi koruyunca, sizler bu şekilde kararlı davrandıktan sonra elbette aynı haklarla işçi sınıfı olarak çalışmaya devam edeceksiniz. Aileleri, çocukları, bu sürece katkı veren değerli dostlar, tabii ki birçok ilden, Bursa'dan, başka fabrikalardan dayan. Bir dinler misiniz beni? Arkadaşlar. Bir dinler misiniz? Arkadaşlar. Buraya bugün sabahtan beri gördüğünüz gibi bir müdahale süreci başlatılmıştı. Gerek ben, gerek Ramiz Topal arkadaşım, Amasya milletvekilimiz, hem Vali Bey'le hem de Emniyet Müdürümüzden sürekli temas halindeydik. İşte arkadaşlarımızla da temas halindeydik. Sağduyulu davrandılar. Bunu çok açık ifade ediyorum. Gerek Vali Bey, gerekse Emniyet Müdürü sağduyulu davrandı ve buradan polisin çekilmesi konusunda adımlar atıldı. Tabii müzakere süreciydi. Biz de hem oradaki arkadaşlarla konuştuk, hem de buradaki arkadaşlarımızla bu değerlendirmeyi birlikte yaptık. Sağduyu bugün hakim oldu. Bu sağduyunun devam etmesini diliyoruz. Çünkü buradaki işçi arkadaşlarımızın talebi o kadar makul ki, o kadar anlaşılır bir noktada ki, arkadaşlar burası kapanıyorsa biz diğer bir fabrikalara yapay geçiş istiyoruz diyorlar. Bu kadar basit. O nedenle sendikada zaten görüşmeleri bir yandan devam ettiriyor. Bir yandan biz de devam ettiriyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu dahi, şimdi biraz önce Genel Başkan Yardımcımız Yakup Akkaya dahil bu görüşmeleri sürdürüyoruz. Bu sürecek, bu uzun soluklu bir mücadele olduğunu o günde söyledik. Bir günde bitmeyebilir dedik. Sabır. Bugün, yarın, pazartesi, salı bu görüşmeler devam edecek. Bir tek şey söyleyeceğim. Bir tek şey, sakin olacağız. Ailelerimiz, hepimiz sakin olacağız. Artık emniyetin de valinin de sakin olması gerekiyor. Sağduyulu davranması gerekiyor. Arkadaşlar her şeyi göze almışlar. Ölümü göze almışlar. Yılgınlık yok. Direniş var. Yılgınlık yok. İçerideki arkadaşlarım bana bizi ailelerimizden buluşturun dedi. Aileleriniz bize emanet dedim. Ve buluşturacağız dedim. Sizi de şimdi buluşturacağız biraz sonra. Bravo başkan! Bravo başkan! İşte sendika! İşte başkan! İşte sendika! Bu sorun çözülünceye kadar o gün de söyledim. Bugün de söylüyorum, yarın da söyleyeceğim. Sizlerle omuz omuza yürümek, bu mücadeleyi birlikte başarmak bizim size namus borcumuz. Bu kadar ne söylüyorum. Zafer kazanan işçilerin olacak. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. İşçiler birliği yaşasın! İşçiler! Yalnız değildir Topkapı işçisi, yalnız değildir Topkapı işçisi, yalnız değildir. Yaşasın işçiler birliği! Yaşasın işçiler birliği olacak! Zafer dileyen emekçinin olacak! Ben daha çekiyorum. Gelen konuklar dışarıya çıksın.